6. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımız 20 test sorusundan oluşuyor. Her birinin puan değeri 5'tir. Önce durdurun, kendiniz çözün. Aldığınız puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, diğer dersler için kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İlköğretimvideo.com, derstekrar.com bana ait olan internet siteleri. Buradan da yine videoları takip edebilir, izleyebilir. İlk sorumuzdan hemen başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Uluslararası düzenlenen kültür festivalleri, bilimsel organizasyonlar, fuarlar ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin ülkelere sağladığı yararlar arasında sayılmaz diyor. Mesela bir olimpiyatlar, değil mi? Ülkemizde düzenlenmesini isteriz. Olimpiyatın ülkemizde düzenlendiğini düşünürsek ülkenin tanıtımına katkıda bulunur tabii ki. A seçeneğini eledim. Ülkeler arası ilişkileri de güçlendirir. Ülkelere ekonomik katkıda bulunur çünkü dışarıdan buraya turistler geliyor, döviz bırakacaklar. C seçeneği de olur. Kültür çatışmasına sebep olmaz maalesef. Doğru cevap D seçeneği. 2 numaralı sorumuz, Türk dilini konuşan ve ülkemize komşu olan ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak ve bu ülkelerle çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı tarafından 1992 yılında oluşturulan kuruluş bir bilgi sorusu TİKA'dan bahsediyor. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Sevgili öğrenci ve velilerimiz, 4. 5. 6. 7. ve 8. sınıflara ait matematik canlı derslerimiz haftanın 2 günü akşam 7'den sonra birer saat olarak İbrahim Hoca tarafından kendim yani tarafından verilecektir. Katılmak isteyenler 0507 215 26 58 numaralı telefondan bizlere ulaşabilir. Ayrıntılı bilgiyi edinebilirler. 3 numaralı sorumuzdan devam edelim. Öğretmen olmak isteyen bir kişinin aşağıdaki yetenek veya becerilerden hangisine sahip olması gerekir diyor. Kendisinden başkasına güvenmemek. Kendisinden başkasına güvenmeyenden öğretmen olur mu acaba? A seçeneğini eledim. İnsanlarla iyi iletişim kurabilmek. Sevgili öğrenciler, anlatım olarak zaten ben öğretmenler için her zaman derim sesleriyle para kazanan meslek grubu diye. Dolayısıyla insanlarla iyi bir iletişim kurabilmesi gerekiyor. Atletik yapıya sahip olmak, el işlerine yatkın olmak çok da sorun değil. Ama insanlarla kesinlikle iyi bir iletişime sahip olmaları gerekiyor. Cevabım B seçeneğidir. 4 numaralı sorumuz, yukarıdaki tanımlar aşağıdaki terimlerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diyor bize. Sevgili öğrencim, kar amacı ile alım-satım yapılması ticaret D seçeneğini eledim. Mal ve hizmet satımının başka ülkeye yapılması ihracattır. İhtiyaç duyulan mal ve hizmetin başka bir ülkeden temin edilmesi ise ithalattır. Burada turizmin tanımına yer vermemiş. Cevabım A seçeneğidir. 5 numaralı sorumuz, yukarıda verilen yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Ekvator ve çevresi, kutuplar ve çevresi, Himalaya dağları, Büyük Sahra Çölü. Yani baktığın zaman burada insanların az olduğu yerleri vermiş sevgili öğrenciler. Nüfus yoğunluklarının çok az olması, yıllık yağış miktarının az olması değil sadece, sıcak iklim koşullarının olması, Himalaya dağları, kutupların çevresi bu seçeneği eletiyor zaten. Bitki örtüsü birbirine benzemiyor maalesef. Çocuklar bu bölgelerde iklimden dolayı nüfus yoğunlukları azdır. Doğru cevabım A seçeneği. Sevgili öğrenciler, ekranda matematik eğitim DVD'sini görüyorsunuz. İki parçadan oluşuyor. Birincisi matematik ana DVD. Üzerinde 122 tane video, toplamda 42 saatlik konu anlatım soru çözümlü ders videosu var. İkinci DVD'miz ise ek DVD. İçerisinde 249 tane 53 saatlik, yaklaşık 53 saatlik bir soru çözüm anlatım ders videom var. Yine bana aittir. Bunları İlköğretimvideo.com adresine girerek oradaki DVD satışı bölümünden temin edebilirsiniz. Ve geçtik 6. sorumuza. Tabi sevgili öğrenciler, reklam izlemek biraz sıkıntılı olabilir. Ama bu işleri de reklamlarla döndürebiliyoruz maalesef. Onun için özrümüzü şimdiden kabul etmenizi temenni ediyorum. 6 numaralı sorumuz. Türkiye yeraltı kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ihraç ettiği, yani dışarıya sattığı ürünlerden birisidir diyor. Bizde olması gerekiyor. Kakao mesela. Ana vatanı Brezilya'dır. Petrol bizde bulunmaz. Yani varsa da çok az miktarda olur. Kağıt. Bunların hepsini biz dışarıdan ithal ediyoruz sevgili öğrenciler. Ama dünya rezervlerinin %70'e yakını
Bizdedir. Bor madenlerinin dolayısıyla dışarıya ihraç ediyoruz bunları. Doğru cevabım C seçeneğidir. 7 numaralı sorumuz. Dünyanın herhangi bir bölgesinde gerçekleşen doğal afetler sonucunda ülkeler arasında bu kavramlardan hangileri gelişmektedir? Herhangi bir yerinde, mesela Afrika'da ölen susuzluktan, yiyecekten ölen çocuklar var, vatandaşlar var. Onlarla işte kimi çadır gönderiyor, kimi yemek gönderiyor, kimi su ihtiyacını gönderiyor. Beslenme, giyinme, temel ihtiyaçlarını gönderiyorlar. Bu ülkeler arasındaki dayanışmayı, işbirliğini ve paylaşma kavramlarını geliştirmektedir. Üçü de var bunlar arasında. Doğru cevabım D seçeneğidir. 8 numaralı sorumuz. Meslek seçmek durumunda olan bir kişi aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat etmelidir? Yani uğraştığın mesleğin tabii ki toplumda saygınlığı olacak. Bir kere B seçeneği kesinlikle ele. Ailenin fikirlerine çok da önem verme. Kendin icra edeceğin bir mesleği, 30 yıl, 40 yıl boyunca çalışacağın bir meslekte lütfen senin tercihin olsun. Mesleğin tabii maddi getirisine de bakacaksın sevgili öğrencim ama öncelikle bu meslek senin ilgilerine, ilgi alanlarına, becerilerine uyuyor mu, uymuyor mu ona dikkat etmen gerekiyor. Cevabım D seçeneğidir. 9 numara sorumuz bilgi sorusu. Türkiye aşağıdaki ülkelerden hangisiyle daha fazla ticaret yapmaktadır? Sevgili öğrenciler, Türkiye en fazla ithalat ve ihracatı Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya ile gerçekleştiriyor. Doğru cevabım A seçeneği. 10 numaralı sorumuz. İlgisi, yeteneği ve isteği doğrultusunda iyi bir eğitim almış bir insanın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisinin yer alması beklenmez diyor. İlgisi, yeteneği ve isteği doğrultusunda iyi eğitim almış birisi. İşinde başarılı olur tabii ki. İşini severek yapar tabii ki. Mesleğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eder, sığ düşünmez, geniş fikirlidir ama bunlar istikrarlı olurlar. Sık sık meslek değiştirmezler. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, ülke ekonomisine katkıda bulunmak isteyen bir işveren aşağıdaki faaliyetlerden hangisini öncelikle yapmalıdır diyor bize. Ülke ekonomisine katkıda bulunacaksın. Bir şey üretiyorsun, para kazanıyorsun. Eğer ülke devletine de katkıda bulunmak istiyorsan öncelikle vergini zamanında ödemen gerekiyor. Eğer ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyorsan. Doğru cevabım A seçeneği. Bakın soruyu dikkatli okuyalım. Tabii ki çalışanlarına eğitim verecektir. Patron dediğimiz kimse. İş güvenliğine tabii ki önem verecektir. Çalışanlarına tabii ki güvenecektir ama ülke ekonomisine katkıda bulunmak için vergini zamanında yatırman gerekiyor. 12 numaralı sorumuz aşağıdakilerden hangisinin üretiminde toprak ham madde olarak kullanılmaz diyor. Hayat kaynaklarımızdan biri olan toprak, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin vazgeçilmez kaynaklarından biri olduğu gibi sanayide de ham madde olarak kullanılmaktadır. Baktığım zaman çimentonun, fayansın, kiremitin, tuğlanın, işte yutongun bunların ham maddeleri topraktır. Ama mobilya deyince tahtadan yapılır. Tahtanın da ham maddesi ağaçtır. Doğru cevabın toprak değildir. A seçeneği. Ve bir diğer sorumuz, büyükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir bölgede aşağıdaki üretim kollarından hangisine yönelik bir fabrikanın kurulması yatırım açısından isabetli olamaz diyor bize. Sevgili öğrenciler, büyükbaş hayvancılık yoğun olarak yapıldığı mesela Kars-Erzurum bölgesinde. Şimdi et ve süt işleme tesislerini kur tabii ki değil mi? Büyükbaş hayvancılık varsa ham madde olarak et de olur, süt de olur. Deri çıkar mesela, deri giyim fabrikası kurabilirsin. Hayvansal gıda tesisleri, süt ürünleri, et ürünlerinden ve bunlardan yan ürünleri, bunlarla ilgili gıda tesisi kurabilirsin. Pamuklu dokuma fabrikaları için pamuğun bol olduğu yer olması gerekiyor mesela. Harran Ovası bölgesi tarzında. Doğru cevabım B seçeneğidir. 14 numaralı sorumuz. Aşağıda verilen ekonomik faaliyetler ve en yoğun yapıldığı bölge eşleştirmeleri hangi seçenekte doğru yapılmıştır diyor bize. Sanayi, turizm ve ormancılık diyor bize sevgili öğrenciler. Sanayi deyince aklımıza İstanbul gelsin sevgili öğrencilerim. Marmara tabii ki. Tek seçenek zaten B'de var. Turizm deyince aklınıza Akdeniz gelsin. Antalya bölgesi. Özellikle yaz turizminin en fazla görüldüğü yerlerden birisi. Ormancılık. Türkiye'de bulunan ormanların çoğu Karadeniz bölgesindedir. Onda da Karadeniz diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği.
15 numaralı sorumuz. Aşağıda ülkemizde tarımsal hammaddeye dayalı yapılabilecek yatırımlar verilmiştir. Bu yatırımlardan hangisi yapıldığı bölge ile yanlış eşleştirilmiştir diyor. Şimdi sevgili öğrenciler, Adana'da pamuk ovaları var. Dolayısıyla tekstil fabrikası olabilir. Giyim üzerinedir çünkü. Biliyorsun giyiminde hammaddeleri arasında pamuk da vardır. A seçeneğini eledim. Şimdi Aydın'da bol miktarda zeytin ağaçları var. Dolayısıyla Akdeniz ikliminin olduğu yerde zeytin ağaçları olur. Aydın Zeytinyağı Fabrikası eşleştirmesi de yine doğrudur. Konya bölgesi ülkemizin tahıl ambarı aynı zamanda şeker pancarının da bol olduğu bir yerdir. Konya'da da şeker fabrikası eşleştirmesi yine doğrudur ama Diyarbakır çay fabrikası olmaz. Çünkü çay sadece Doğu Karadeniz bölgesinde yetişiyor. Dolayısıyla birisi tam kuzeyde, birisi güneydoğuda. Maalesef bu eşleştirme hatalı olur. Cevabım B seçeneğidir. 16 numaralı sorumuz. Verilenler aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisine ait temel kavramlardır diyor bize. Bakalım. Su, gübre, toprak ve kaliteli tohum. Çocuklar bunlar ne ilgilendiriyor diyor. Sanayi mi, tarım mı, hizmet mi, ticaret mi? Tarım tabii ki. Tarım için bize toprak lazım öncelikle. Ekeceğimiz kaliteli tohum lazım. Büyüteceğimiz su lazım. Geliştireceğimiz, canlılaştıracağımız gübre lazım. Doğru cevap B seçeneği. 17 numaralı sorumuz. Modern tarımda olması gereken yukarıdaki durumlar aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilebilir diyor bize. Bakalım hemen. Nadas tarımı azalır, tarımda iklime bağlılık azalır diyor bize. Sevgili öğrenciler baktığımız özellikle tarımda iklime bağlılık. Niye? Şimdi adam orada bakıyor diyor ki ya bugün akşam diyor yağmur yağacak. Neden? Su olmasını istiyor. Tarlasına su verilmesini istiyor. Yani bu sulamayla ile birlikte olur. Çünkü sulama yapılmadığı için nadas bırakıyorsun tarlana. Nadasa bırakıyorsun. Nadasa bırakmak ekmeği ertelemektir. Dolayısıyla sulamayla gerçekleştirebiliriz. Doğru cevabım B seçeneği. 18 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin bor madeni bakımından zengin olduğunun göstergesidir? Bor madeni bizde en fazla bizde bulunuyor. %70 dünyadaki rezervleri. Bunun kanıtını bizden istiyor. İşlenilmesinin yüksek teknoloji gerektirmesi, birçok sektörde ham madde olarak kullanılması, bor madeni ki öyledir. Dünya bor ihracatında ilk sıralarda yer alması, Kütahya, Balıkesir, Eskişehir'de yataklarının bulunması. Şimdi dördü de bor madenine ait özellikler. Kimin nerede bulunduğunu gösteriyor. İşte kimi borun hakkındaki yararlarından bahsediyor ama Türkiye'nin bor madeni bakımından zengin olduğunun göstergesidir. Doğru cevabım B seçeneğidir. Neden? Çünkü dünya bor ihracatında diyor. Biz burada çıkan bor madenini ihraç ediyoruz. İhraç neydi? Dış ülkelere satmaktı. Bizde bu kadar fazla ki biz dış ülkelere satıyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Ve 19 numaralı sorumuz aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata geçtiğini gösterir diyor bize. Onlardan önce kurulan Hun İmparatorluğu, Göktürkler bunlar göçebe hayatındayken Uygurlarla birlikte yerleşik hayata geçtik. Sözlü edebiyata devam ettirmeleri. Hayır sevgili öğrencim. Hayvancılıkla uğraşmaları göçebe hayatın bir göstergesidir. Çünkü nerede otlak var oralara gitmen gerekir. Dolayısıyla yerleşik hayat olmuyor. B seçeneği de eledim. Hükümdarlık babadan oğula Uygurlarda da geçiyordu. Diğerlerinde de geçiyordu. Bu yerleşik hayata geçirdiğinin kanıtı değildir. Yerleşik hayat. Bir yerden göç etmeyeceksin. Sabit oturacaksın. Kalacaksın yerinde. Saraylar ve tapınaklar inşaat ediyorsun. İnşa ediyorsun. Saraylar, tapınaklar, evler kuruyorsun kendine. Bu nedir? Ben orada kalıcıyım demektir. Yerleşik hayata geçtiğini gösterir tabii ki. Cevabımız C seçeneği. 20 numaralı sorumuz. Verilen bilgiye göre Türk Ordu Teşkilatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor bize. Orta Asya Türk toplumlarında askerlik bir meslek olmaktan çok her an savaşa hazır hayatın içinde normal bir yaşam biçimi olarak görülürdü. Her Türk asker doğar lafı var ya işte buna uygun sevgili öğrenciler. Diğer toplumlarda Türkler için ordu millet tanımlaması yapmıştır. Millet aynı zamanda yani devleti oluşturan milletler aynı zamanda doğal ordusudur. Mesela diğer toplumlarda şöyle var. 500 bin kişilik bir toplum olduğunu düşünün. Diyor ki bunun diyor 20 binin diyor asker diyor. Oysa bizde 500 bin kişi varsa onlardaki bütün erkekler işte tabii çocuklar yaşları saymıyoruz. Bütün erkekler otomatik
askerdir modundayız sevgili öğrencim. Verilen bilgiye göre Türk Ordu Teşkilatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Askerlik toplumsal bir görevdir söylenir. Türkler ordu millet anlayışı, Türklerde ordu millet anlayışı yerleşmiştir. Bunu da söylerim. Türkler toplum olarak her an savaşa hazırdır sevgili öğrencim. Bunu da söylerim. Türklerde sadece erkekler savaşa katılabilir diye bir şey yok. Kadınlar da yeri gelir savaşa katılırlar. Doğru cevabımız D seçeneği. Yazılımız burada sona erdi. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayalım sevgili öğrenciler. ilköğretimvideo.com, derstekrar.com adreslerinden konu anlatım, soru çözüm, yazılı anlatım videolarını bulabilir, takip edebilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum.